Chris. Allah'ım, pazar günü yapılacak olan YÖK dil sınavından bütün öğrencilerim istedikleri notu alsınlar ya Rabbi. Bugün de kandilmiş, kandilin yüzü sürmetine sen bizi utandırma ya Rabbi. Evet, hadi bakalım, tamam, benden bu kadar. Evet, hadi bakalım. Şimdi sosyal denememizin sorularıyla başlıyoruz. Şimdi hiçbiriniz sınıf ortamı konuşmayalım. Dediğim gibi kaydı şimdi girecek olan eski öğrenciler falan da var. Birer tane deneme hiç olmazsa internete de atmış olayım. Bir daha çekecek vaktim yok çünkü. O yüzden bunu koyacağım. Hani isminizi zikretmeyeyim. Telif hakkı doymasın yani. Tamam. Evet. Hadi bakalım şimdi verdim soruları. Verdim coşkuyu. Başlıyorum. Şuradan sayfa düzenimine de iki sütun, tek sütun yapayım. Birinci, 20. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Bunu okuyorum havalı olsun diye. Şimdi birinci sorudayım. Britain boşluk, French and German demands that the European Union boşluk to plan and run its bıttır vızık bıttır vızık. Şimdi herhangi bir zaman zarfı yok. Zaman uyumu uygulayacağım. Adana is accepting, will have been able. İki türlü eleyebilirsiniz. Bir, will have verb'ü by artı time olmadan kullanamazsınız. İkincisi, sosyali çözüyorum hocam. Sosyal. Tamam. Hayır, o sosyal değil ama. Benim hazırladığım sosyal olacak. Birinin yanına geç hocam. Yoksa tamam. Yani evet, dünkü sorular. Except, şimdi tamam. Çok ayrıntılı artık çünkü bir deneme daha yapacağız ama bu kadar ayrıntılı çözemem. O yüzden bugün böyle söyleyebileceğim her şeyi söyleyeyim, tamam mı? Şimdi will have been able by artı time olmadan kullanılmaz. İstersen oradan ele. İstersen is accepting, when, while, just as olmadan kullanılmaz, gitti. Adana, Bandırma'da accepted has been, gitti. Ceyhan'da had accepted, was able. Şimdi bunu siz defalarca uyardım, bir kez daha uyarıyorum. Bu sene beklediğim bir tür çünkü. Bakın cümle neyle bağlanmış? That'le bağlanmış. Siz Britain'den sonraki boşluğunuz ana cümleniz. Oraya had verb'ü koyamazsınız. O zaman had verb'ü tek başına kullanmış olursunuz. Kullanamıyoruz. Gitti. Tamam mı arkadaşlar? Tersi olsaydı orada. Oraya verb 2, diğer tarafa bir derece pastalıyoruz ya non-close yapılarında. O yüzden gitti. C, Diyarbakır accept had been, gitti. Edirne has accepted, should be able'la doğru cevabımız. For most people, exchange rate, boşluk, how much they, boşluk, when they go on holiday abroad. Şimdi mesela gene bu tip sorularda bu sene non-close şiddetle bekliyorum bakın. Burada how much bir non-close yapısı. Gerçi bu soru için konuşacak olursak when'den sonra verb 1 var ama olmadığını varsaysan da, tamam mı? Yani when'den sonra verb 1 olmadığını varsay, gene Diyarbakır'daki had verb'ü spent'li hikayeyi buraya koyamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Sebebi ne? Çünkü işler şöyle yürüyor. For most people, exchange rate cümlemizin öznesi, o boşluk ana fiilim, how much'la başlayıp noktaya kadar giden kısım nesnen. Sen birinci boşluğa Diyarbakır'daki had verb'ü koyduğunda, tamam mı evladım? Had verb'ü tek başına kullanmış olursun. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ne oldu? Ya bu soru için demiyorum, genel olarak konuşuyorum. Bu soru için bakacak olursak, when'in içerisinde verb 1 var. Present bir zaman uyumu arayacaksınız. Adana'da determined can spend kalsın. Bandırma'da determined had spent gitsin. Şeyden dolayı, verb 1'den dolayı. Ceyhan'da have determined will have spent by artı time olmadan olmaz. Diyarbakır gitsin. Edirne would'dan götür, could have verb'üşten götür. Adana aslanlar gibi doğru cevabımız. Üçüncü sorudayım. No one, boşluk. The powerful, boşlukları söylüyorum çünkü görme engelli öğrencilerimiz var, o yüzden yapıyoruz. Hani haberiniz olsun. Şimdi bunu da internete de atacağım için eski öğrenciler, canlarım benim. Vallahi sizi de düşünüyorum yani. Yapabileceğim bir şey yok. Elimden bu kadar geliyor. Çok yoruldum ben bu sene. Yoksa atıyordum yani birer ikişer deneme ama hiç vaktim olmadı bu sene yani. Bunları atacağım size de. Bir tur girmeden önce bunu bir dinleyin. İki soru, iki sorudur. Kâr kârdır yani. Şimdi üçüncü sorudayım. No one, boş, yani görüyor musunuz? Hep
non clause'lu yan cümle koymam, yani non clause'lu zaman uyumu koymamın sebebi bu. Anladınız mı? Yoksa hani dün mesela bu denemeyi yaptık, size ne dedim? Üçer beşer puan fazla koyun üstüne, üçer beşer. Çünkü burada benim yapmaya çalıştığım şey şu, çıkması muhtemel olan soruları taramak istediğim için böyle toparladım. Çıkmış sorular bunlar ama toparladım. Şimdi, no one boşluk, the powerful influence that Pluto on much subsequent philosophical works. Şimdi böyle bir soru birkaç kez çıktı. Oradaki Pluto sizi Ceyhan'daki verbiki. Olasılıkla bunu yaptınız. Tamam mı? Ama şuna bakmanız lazım. Bu bir non-clause sorusu. Orada that'le bağlanmış. Tamam mı evladım? Bir daha aldanmayalım lütfen. Şimdi orada ben Pluto'yu verbiki koysam önceki cümle, yani no one tarafındaki boşluğa had verbiç koymuş olurum. Ne demek istedim anladınız mı? Bakın bu Pavarotti diye de çıktı. Gene non clause içerisinde çıktı. Yani ana cümlenize mesela soruyu şöyle düşünün. Birinci boşluğunuz var. İkinci boşluğunuzda Pluto var. Tamam mı? Birinci boşluğa verb 2 koymuş. O zaman ne olacak? Pluto tarafı had verb 3 olacak. Bunu çalıştık. Ya bir derece pasta aldığımız için. Siz şimdi bunu zaman zarfı gibi algılayıp Pluto'ya verb 2 koydunuz. Ama o zaman ana cümleye had verb 3 koymuş olacaksınız. Olmaz. Ne demek istediğimi anladınız mı? Özellikle o yüzden koydum. Şimdi demek ki Pluto'yu zaman zarfı gibi kullanmamış. Adana non clause çünkü that'le bağlanmış. Adana disputed will have gitti. Bandırma kalsın. Ceyhan gitti. Diyarbakır'da may have disputed had gitti. Tamam mı evlatçım? Yani Pluto'yu had yaptığımız varsaysak oraya da may have. İki perfect yan yana gelmez kuralına takıldı. Edirne'de will have disputed by artı time olmadan kullanılmaz. Bandırma doğru cevabınız. Şimdi mesela şuraya bakın. Kaliningrad is the Russian Baltic port where Immanuel Kant rahmetli oldu verb 2. Bak bu klasiğimiz. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane var çünkü non clause yok bilmem ne yok anladınız mı? Verb 2 olmuş. Ceyhan'daki spent aslanlar gibi doğru cevabımız. Beşinci sorudayım. Obviously, a great many improvements, boşluk, but many people continue, boşluk, by. Zaman zarfı yok. İkinci tarafınızda kısaltma var. Şimdi continue, verb ing de alabilir. Tamam mı evlatçım? To verb bir de alabilir. İkisini de alabilir. Yani continue detayı var. Şimdi Adana'da will have been achieved to have been troubled. İstiyorsan will have been, will have verb 3'ten ele. İstiyorsan ikinci boşluğa to have been troubled. Perfect bir kısaltma gelmiş. Baktım boşluktan sonra işte efendim önce yapıldığını anlatan bir şey var mı? Yok. Tekrar ettiğini belirten bir şey var mı? Yok. Yok. Ne oldu? Adana yeledim. Bandırma'da were achieved dedim. Birinci boşluğa böyle çift kullanabilirim. Diğer tarafa having been troubled dedim. Gelebilir. Yani continue yanına verb ing kısaltma gelebilir. Ama ne? Bu bir perfect kısaltma. Bunun orada olması için boşluktan sonra for since gibi bir şey olması lazım. Yet gibi atıyorum. Previous gibi bir şey olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya da tekrar belirten three times, four times gibi, some gibi. Yok. O zaman eledim. Ceyhan being troubled ikinci boşluğa gelir. Birinci boşluğa da are being achieved. Ama şimdi ne oldu? Bak iki tane continuous. Yani Ceyhan'da are being achieved oraya koyduğunuz anda continuous kullanmış oluyorsunuz. Continuous kullanma hikayemiz şarta bağlı. Ya zaman zarfı olacak? Tek başına kullanamıyoruz hocam ana zamanları. O yüzden bak anladınız mı neden az net yaptığınızı? Özellikle hileli soruları tercih ettim yani. Öğrenme gerçekleşsin diye. Net değil mi arkadaşlar? Gitti. O zaman da ne oldu? Diyarbakır'daki have been achieved. Kim defalarca söyledim. Birinci boşluktan önce many improvements. Oradan şüphelenmiştiniz. Sayı var. Sayı varsa perfect. Değil mi efendim? Diyarbakır doğru cevabımız. Edirne'de had been var. Zaten verb 2 olmadan kullanılmaz. Diyarbakır doğru cevabımız. Net mi? Altıncı sorudayım. The Republicans in America are in danger of. Tamam mı arkadaşlar? Reputation for. Ne oldu? Ceyhan doğru cevabımız. In danger of reputation for.
7'deyim. It is financially unsound to put a product put on. Değil mi efendim? Put on. İkinci boşluğa without gelmiş. Şöyle de düşünebilirdiniz. Yani put'un on aldığını bilmiyorsunuz. Bak hep böyle kodladım sizi. It is financially unsound. Unsound'un önündeki un cümleyi olumsuz yapar. But grubu bir bağlaç var mı? Yok. Paralelliği sağlamak zorundasınız. E ne oldu? Without'a gittiniz işte. Öyle de düşünebilirdiniz yani. Net mi? Sekizinci sorudayım. The United States dollars slide may continue. But şimdi bu soruları acayip seviyorum, bu tip soruları. Nadir çıkıyor ama çıkıyor. Nadir olup da körün taşı denk gelirse diye koydum. Son tekrarlarımız çünkü bunlar artık yani. Orada bat var. Şimdi öğrenci ne düşünüyor? Kafadan ya Ceyhan'daki Do, ya Edirne'deki Veres. Tam tersi. Onları otomatikman eleyeceksiniz. Neden? Çünkü bizim aynı grup bağlaç kullanabilme şartımızı gramer şuna bağlamış. Aynı anlama gelen bir adverbial clause'da bir sentence connector. Bak, bir adverbial clause'da bir sentence connector. Yani, although, even though, though, ancak, even, şey, nevertheless, nonetheless, still gibi bir şeyle gelebilir. Aynı anlama gelen bir coordinator, but, işte nevertheless, nonetheless falanla gelebilir. Ya da aynı anlama gelen bir prepositional phrase, in spite of, despite falan, bir sentence connector'la yan yana gelebilir. E şimdi but coordinator. Efendim Edirne'deki veres, Ceyhan'daki do bir adverbial clause. Öyle bir kural yok. Aynı anlama gelen bir coordinator'la bir adverbial clause yan yana gelir diye bir kural yok ki yani. O zaman anlatım bozukluğu yapmış oluyorsunuz. Ama diyebiliyor musun yani? Değil mi? Ama lakin diyorsun. Fakat ma mafih diyorsun. Lakinler, ma mafihler sentence connector'lar işte. Ama fakat sonuç olarak diyorsun. Bak farklı gruplar. Gördünüz mü? Anladınız mı demek istedim? Bütün dillerde böyle. Neden böyle hazırladığımı anladınız değil mi? Demoralizasyon. Ya gerçi böyle bir sınava rağmen sınıfta kalan yok yani. Öyle söyleyeyim de iyiyiz yani. Allah nazarlardan saklasın. O havayla girin yani. Tamam. Kayıt bittikten sonra dedikodu yapacağım, tamam mı? Unutturmayın ama. Çok önemli bir şey söylemem lazım. Bunu söylemezsem çatlarım. Yavrum şimdi eski öğrencilerden de saklamam ama şimdi internete attığın zaman hiç tanımadığımız insanlar da izliyor ya. O yüzden dedikoduları kayıt dışı yapıyoruz. Off the record. Tabii canım. Balkona çık. Yok burada da söylerim de kayıt olmadığı zaman. Şimdi o zaman handle carefully it might not bilmem ne falan. Şimdi until var. Bandırma'daki weather var. Diyarbakır'daki if var. Bandırma'daki weather'ı da eledim non-close. Doğru mu efendim? Ha şimdi bir de handle it carefully ile kısaltma var. Tamam mı evladım? Şimdi non-close'ların kısaltması to ile yapılır. Yani orada to handle ya da to be handled deseydi direkt weather'a gidecektim. Bak anlayabildiniz mi? Tekrar ediyorum. Sıfatlar, bunları el notlarına yazdım cumartesi günkü el notlarına ama bir daha tekrarlayayım. Şimdi adverbial clause'lar, bak adverbial clause'lar ve sentence connector'lar, bağlaçlar yani. Bak adverbial clause'lar, although'lar, even though'lar, because'lar ya da işte however'lar, nevertheless'ler, hence'ler, thus'lar, sentence connector'lar. Bunlar kısaltırken ya verb ing ile ya verb ing'le kısalıyor. Değil mi? Bağlaç içerisinde iki türlü kısaltma geliyor. Ya verb ing, verb ing'le. Geldik coordinator'lara. Hatırlayalım. And, so, for, or, then ve but altılısı. Şimdi, or, but ve and, or, but ve and, ing'li kısaltma almıyor bir kere. Orada nasıl oluyor? Şöyle, I learned English, but, forget it. Sadece özneyi bağlıyor. Hatırlasanıza böyle de soru geldi. Anlayabildiniz mi? Bakın tekrar ediyorum. I learned, şimdi şöyle anlatayım. I passed my class because I studied hard. Şimdi bak, ikisinin de öznesi aynı, tamam mı? Because'da ne yapıyorum kısaltırken? I studied hard because working, I passed my class because working hard diyorum. Anlayabildiniz mi? Net değil mi? Özneler aynı olsun, aynı ile kısalttım. Geldim, I
I studied hard. Noktalı virgül does I pass my class? Bak sentence connector. Gene does passing my class diyorum. Tamam mı? Ama bunu and'le bağladığımda sadece fiil. I studied hard and passed my class diyorum. Sadece özneleri birleştiriyorum ana fiilmiş gibi. Tamam mı arkadaşlar? El notlarına yazdım. Evet, üç koordinat. Notlarda yazdım hocam. Cuma bekliyorum çünkü bu sene böyle bir şey. O yüzden bunları yüklendim. Ama madem bir hayır yapıyoruz, hani o internetteki arkadaşlara falan da bir hayrımız olsun diye. Koordinatörler. Yazdım bunları. Notumuz da var. Cumartesi günkü notlarımızda. Yani cumartesi günkü notlarımız biliyorsunuz nokta atışı oluyor yani iyi kötü. Şimdi kısaltmam weather'da bu yüzden eledim. Ya until ya if. Şimdi until'de de meyler değil mi efendim? Zaman bağlacı olmadığı if close yapısı yani. Ne oldu? Diyarbakır'daki if aslanlar gibi doğru cevabımız. Şimdi geldim 9. soruya. Romanesque architecture virgül which vıttırı vızlık vıttırı vızlık. Yani hiç vallahi uğraşamayacağım. True Europe is ha okumam lazım. Özür dilerim. Şöyle olacak. Çok affedersin. Romanesque architecture which prevailed vır virgül. Tamam mı? O virgül arasına at. Yani soruyu şöyle gör. Hep söylüyorum. İki virgül arası bir yok kabul edersek rahatlayacağız. Yok kabul ettik. Ne var şimdi burada? Romanesque architecture is based upon on art which developed from architecture of the Romans. Doğru mu? Architecture tekrarlamak istemiyor. Tekil olduğu için ne yapacak? That. Bu da bu sene beklediğim bir soru grubu. Orası architectures olsaydı doğuz olacaktı. Tamam mı evlatçım? Yani architecture of Romans. Bir daha tekrarlayamıyoruz ya kelimeyi. Onun yerine ne yaptık? Tekilse that, çoğulsa doğuz getireceğiz. Net mi? 10. sorudayım. The hard truth is that money alone, virgül, form it takes. Şimdi boşluktan sonraki cümlenin öznesi eksik. Doğru mu? Oraya what da getirebilirim, whatever da getirebilirim. Çok hileli çalıştım. Çözdükçe anlıyorsunuz herhalde. Tamam mı? Çok hileli çalıştım sorularda. Rahatlıyorsunuz herhalde. Sana zahmet yavrum. Şimdi Bandırma'daki what, Diyarbakır'daki whatever da geliyorsa özne eksik olduğu için o zaman ben bir şey atlıyor olmadım. İnsan olmadığını anladık zaten whoever'da yani. Arada virgül var. Doğru mu? Burası ne olacak? Bir adverbial clause. İki ayrı cümle bağlamış. Tamam mı? Non-clause olmadığını anladım. Ever'lı yapılar hem non-clause olarak kullanılabilir hem adverbial clause. Orada virgül olması non-clause olmadığına delalet. What eledim. O açıdan whatever doğru cevabımız oldu. Tamam mı arkadaşlar? Her sınavda çıkan sorular olsaydı 5'er 6'şer belki 10'ar net fazla alırdınız dünkü sınavdan yani. Tamam. Bilirsiniz ki ben hiç nefes aldırmam yani. Beni bilen bilir. Hiç havaya sokmam. Hiç yani. O havaya girme kısmını hayatta daha 2 gün var. Şimdi dün o netleriniz istediğiniz kıvamlarda olsaydı siz bugün yaymıştınız. Doğru mu? Kabul edin. 3 kişiyiz birbirimizi biliriz. Bu iş oldu diye asla o galeyan durumuna kimseyi getirmem efendim. Öğretmenin her dakika sonuna kadar bir kozu olmalı efendim öğrenciyi elde tutacak. Kocama da aynısını yapıyorum. Ne kozlarım var dermiş. Gerçekten kocam da canım benim ya. Sabah bir heyecanla gitti. Yani hastası olunca çok heyecanlanıyor. Nasıl bir heyecanlanıyor? Ne giyeyim ben bugün diye. İğnenini giy dedim. Bir de düğmelin var istiyorsan dedim. Tweetlerini çıkartayım üstüne. Ne giyeceksin her gün giydiğini. Gitti bakalım. The British workforce works longer hours than most of its European counterparts. Boşluk, productivity is not. Şimdi buradan benim öğrencim, tamam mı? Olumsuzluğu fark eder. Orada not olmasaydı da kıyaslama yapısı var. Ne olacak? Yet doğru cevabınız. Tamam mı arkadaşlar? Adana so, Bandırma therefore, Ceyhan since, Diyarbakır as. Zaten Ceyhan'daki since de Diyarbakır'daki as, Diyarbakır'daki as since eler biliyorsunuz. Falan filan. Şimdi 12. sorudayım. Strategists argue that today's armed forces
should be prepared for multiple but smallish expeditionary operations in remote and desperate places. Virgül, boşluk for just one big conf bilmem. Cümle yok bir kere. Tamam mı? İsim var. O yüzden Adana'daki as soon as'i elememiz lazım. Bandırma'da than ever, comparative olması lazım than'i kullanabilmen için. Değil mi? Than'i öyle kafana, yani than'i sadece comparative'lerle. Most of all dedin, neyle bağlayacaksın? Değil mi? All bir bağlaç değil ki. İki ayrı yapı, ya bir bağlaç ya bir kısaltmayla bağlanır. Diyarbakır'da rather than cuk oturdu. Edirne'de more often, hani than'i gitti. Ne oldu? Diyarbakır doğru cevabımız. 13. sorudayım. Kelime sorusu. Şimdi burada söylediğim kelimelere üzerine itinayla yaklaştığım kelimeleri aklınızda tutun. Tamam mı arkadaşlar? Topun ağzındaki kelimeleri seçmeye gayret ettim. Tamam? Yani bir tanesi, iki tanesi sınavda gelme ihtimali yüksek. Yani sağlık, sosyal fen diye bakmayın. Ara kelimeler çünkü. Tamam? Yani bütün sağlık kelimeleri sadece sağlık çıkmıyor yani. Ya da bütün sosyal kelimeleri sadece sosyal çıkmıyor. Ana, yani İngilizce'de sağlıkçılar tıp dili konuşmuyorlar, Latince konuşmuyorlar. Yani İngilizcenin içerisinde Latince var yani. Öyle bakın olaya. It is indeed a beautiful vase. Aslında güzel bir vazo. But its value is, değeri obviously impaired by this in the handle. Şimdi cümleyi anlamadım. Anlamama ihtimalim var. Değil mi efendim? Ama oradaki battan dolayı o boşluğa olumsuz bir şey koymak zorundayım. Tamam mı? Çünkü boşluktan öncesinde beautiful'la havalı bir şey var. O zaman battan sonra koyacağım şey olumsuzluk vermeli. Ki zıtlığı sağlayabileyim. Anlayabildiniz mi? Adana'da diversion, şimdi kelimenin anlamını bilmeyen, diversion'da diversion tutar. Yani şimdi ben şöyle bakıyorum. Yani diversion sapma, şaşırma falan demek. Yani bilmiyor olabilirsiniz. Attribute çıkabilir bu sene. Attribute to ile kullanılıyor. Atıf demek. Distinction ayrım. Preservation koruma. Edirne'de de defect. Ne olacak? Doğru cevabımız defect. Değil mi? Türkçe'ye de geçmiş durumda. Beautiful ama handle'ında defect var diyor yani. Tamam. Ama burada benim gözüme batan attribute to arkadaşlar. Şimdi 14. sorudayım. Competition is, competition yarışma, competevit alır. Bu sene gene topun ağzında olan kelimelerden. Competevit, competition yarışma. Competition is generally regarded as an boşluk ingredient in the search for efficiency and innovation. Yani efficiency and innovation, efficiency etkili ne demekse işte isim ama innovation'da yenilikte, tamam mı? Yenilik aranmasında, in search for bir şey, yenilik ararken diyelim, tamam mı? Competition bir ingredient'tır, yani bir şeydir. Nasıl bir şeydir competition, yenilik ararken? Rekabet nasıl bir şeydir? Elzem bir şeydir değil mi? Vazgeçilmez. Kötü bir şey dememeniz lazım. Ne diyor? Irrepressible. Repressible önlemek, irrepressible önlenemez. İşte efendim bastırılamaz, çıkmaz. Impulsive dürtüsel. Improbable olası olmayan. Indispensable çok beklediğim bir şey yani. Indispensable yeri doldurulamaz, zaruri. Dispensable dis olumsuz ama indispensable da olumlu bir şey yapmış. Yani Adana, Bandırma, Ceyhan, Edirne olumsuz sound'daydı. Arrogant da, arrogant, kibirli demek. Şimdi Adana, Bandırma, Ceyhan, Edirne olumsuz tandanslı kelimelerdi. Bir tek Diyarbakır'daki in olumsuz, dis olumsuz, indis olunca ne oldu? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bakın böyle şeyleri düşünün olur mu sınavda? Sadece kelime bilmek yetmiyor yani. Bütün kelimelerin anlamlarını bilirsin ama oraya yerleşmez yani. Tamam arkadaşlar? 15. sorudayım. Şimdi boşluk. Gene bu sene böyle bir şey bekliyorum. O yüzden koydum. Yani bu sene çıkabileceklerin 3 tanesinden bu sene çıkabileceklerin harmanıydı yani. Tamam mı arkadaşlar? Consumer spending in France is strong, virgül. But could soon. Oradaki soon bir zaman zarfı.
Hep ne derim? Önce zaman zarfının karşılığını arayınız efendim. Even Chuli var Edirne'de, Bandırma'da Inevitably, Ceyhan'da Currently, Diyarbakır'da Conclusively, Edirne'de Recently. Zaten ya Ceyhan'daki Currently ya Edirne'deki Recently olacak. Edirne'deki tükürdüğümün Recently'si Perfect ister ya da Past ister. Gitti. Ceyhan doğru cevabımız. Even Chuli sonuç olarak demek nihayetinde Conclusively de aynı anlama geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Inevitably de kaçınılmaz zaten. Inevitably'i bilin bu sene. Tamam mı? Kaçınılmaz. Yani bu sene, çünkü bakın bunların çok sevdiği soru grupları, tamam, close test'te falan yapıyor. Mesela sayı koyuyor, first, mesela first of all falan sordu. Böyle bir sürü şey var. Mesela currently şöyle sordu birkaç kez. Cümlenizde am is are, verb ing var, çat diye zarfınız currently geliyor. Bunlara dikkat edin, olur mu arkadaşlar? 16. sorumdayım. Since the 1951... Takeover of Tibet by China, virgül, yani şimdi takeover of Tibet, şimdi takeover'ı bildik ya da bilmedik yani. Şimdi böyle bakıyorsun şimdi. Take ne demek? Almak. Over'da yuvarlayacağın, üstesinden geleceksin. Havalı bir şey yapmış olmalılar, doğru mu? Yani Çin'in, Tibet'in Çin tarafından takeover yapılması. Alaşağı etmiş yani. Bir de kendini almış. İstersen tekten anla, istersen over'dan anla. Nereden istiyorsan. Bir yenme durumu söz konusu yani. Over'sa yenecek, tamam mı efendim? Take'se alacak. Her türlü yemiş yani Çin Tibet'i. Tamam mı? Tibetans have occasionally but unsuccessfully. Şimdi yenilen adam ne yapar? Çin'e sevgi mi gösterecek yani? Hayır. Ya isyan edecek, ya işte arıza çıkartacak, ya küfredecek, ya hakaret edecek, bir şey olmalı yani. Adana'daki Seattle'a yerleştim diye derdim ben anlatırken, öğretirken, kelime öğretirken. Yerleşmek demek Seattle. Seattle'a yerleştim. Settle in. Tamam mı? Barcın pazarlık. Elliot, Ellie müttefik demek. Olmaz. Niye Chinese'lerle müttefik olsunlar? Propose, önermek. Revolt. Against, değil mi? Yani revolt'u bilmiyorsun ama against aldığını biliyorsun işte. İsyan çıkartmak. Revolt against alır. Öyle de çıkabilir, böyle de çıkabilir. Bu sene çok savaş var çünkü. Tamam. 17. Beni bilen bilir. Cope with, deal with. Sevilenlerdendir. Tamam efendim? Şimdi bakalım. In the opinion of some leading economists. Leading nedir? Liderlik yapan ekonomistlerin fikri. Germany as a whole, sonuç olarak, nihayetinde, toplu olarak, ne zıkkımsa, has certainly not been over the past decade. Yani olumsuz bir şey. Yapamamışlar, bir şey yapamamışlar. Take on, üstlenmek. Neyi take on yapacak yani? Mesela, sözlük anlamlarını söylemiyorum. Take on'un 80 bin tane anlamı var, tamam mı? Sen kafana göre yap şimdi. In the opinion of some leading Germany as a whole has certainly not been. Başaramadı. Bir şeyleri başaramamış olmalı yani. Şimdi doing well. Ceyhan'da coping with. Bunun doğru cevabını size herhalde Ceyhan demişim ama değil. Diyarbakır piling up. Edirne holding out. Ne olacak? Bandırma doğru cevabınız gibi görünüyor. Çünkü COVID olduğunda başka bir şeyle şey yapmanız gerekiyor. Dedim ya size, yani gözümden kaçıyor işaretlerken, yaparken. Doing well olmalı bunun doğru cevabı arkadaşlar. Tamam, coping with olsa neyle başa çıkacak? Doing well over... Bir dakika. Bir düşünmeme müsaade eder misiniz? Çevirmem lazım. Indonesian leading economist, Germany as a whole... Yok yok. COVID arkadaşlar. Tabii. COVID. Yani başa çıkamamak anlamı var ya. Doing well iyi yapamıyor. Neyi yapamıyor? Nesne isteyecek. Eksik kalıyor. Şey gibi oldu. Vallahi iyi soruymuş ya. Ne yaptıysam. Bak şimdi take on, doing well. Bunların hepsi için nesne lazım. Bir şey neyin üstesinden gelemiyorlar? Neyle şey yapamıyorlar? Nesne almayan bir fiil kullanmanız lazım. COVID'in böyle bir durumu. Bir şeyle başa çıkmak demek, bir de üstesinden gelmek anlamı var COVID'in. O yüzden COVID çok iyi soruymuş ya. Hiç öyle düşünmedim koyarken ha. Haberiniz olsun yani. COVID'in çıkabileceğini düşünüyordum.
O yüzden koymuştum. Birden okuyunca hatlarım karıştı yani. Zor gördüm soruyu. İyi soruymuş ama. Allah hazırlayandan razı olsun yani. 18. I can't believe. İnanamıyorum diyor. Neye inanamıyorsun? Ben çevirirsem böyle çevirim. The treasurer really has with all the club's fund. Şimdi treasurer has kımsa inanamıyorum bir de. Olumsuz bir şey. Anam ben bunu nasıl yaptı bu adam yani? İnanamıyorum. Treasurer. Treasurer'ın ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey sor. Hazinedar işte bu işte, muhasebeci falan içinde kullanılıyor. Bir şeyin bu fonları falan yöneten kişiye diyorlar yani. Ne diyor Türkçesini bilmiyorum. Öyle bir şey işte. Ama sonundaki erden insan olduğunu anlıyorum değil mi? Bir şeyin sonunda er, or, ist varsa insandır. Bu insan kulübün bütün fonuyla ne yapmış olabilir yani? Tamam mı? İyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi? Turnover, cut off, make out, run off, off şimdi uzaklaşmak, run da koşmak. Ne bu oluyor işte? Koşarak uzaklaştı, kaçtı. Oysa sözlükten run off'un anlamına baksan bu anlamı çıkmıyor yani. Anladınız mı? Çünkü phrasal verb'lerle ilgili gerçekten sözlükler çok berbat yani. Off oldu yani. Off oldu, off oldu işte, off oldu gitti. Uzadı gitti yani. Tamam mı? Off çünkü uzaklaşma anlamlarından bir tanesi yok mu off'un? Ya cut off, ya cut kesmek yani. Neyi kesecek? Run'la mantıklı yani. Run off'la uzaklaştı, geçti gitti. Net mi arkadaşlar? 19. Şimdi benim beklediğim sorulardan bir tanesi bu. Sağlık, sosyal fen. Hepiniz kulaklarınızı açın, dört açın. Şimdi, relations between China and Tibet. İki kişiyi koymuş. Tamam mı evladım? China and Tibet. Böyle sayıyorsa bil ki bir numara var. Ne oldu? But, maybe on the improve, but little. Şimdi but'tan dolayı bir olumsuzluk yapmam lazım. Little da cümleyi olumsuzlaştırdı mı? Şimdi iki şeyden dolayı zaten oraya ya Adana'daki neither, ya Bandırma'daki either, ya da Diyarbakır'daki both gelecekti. Both'tan sonra kullanacağım isim çoğul olmak zorunda. Both sides diyorum. İşte bunu anlam olunca both oluyor burası. Ama both'tan sonra gelecek olan isim çoğul olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Both sides gitti. Ya Adana'daki neither, ya Bandırma'daki either. Şimdi but'tan sonra little olmayaydı, cevabınız Adana'daki neither'dı. Ama little olunca ne oldu? Either side'la Bandırma doğru cevabımız. Net mi? 20. sorudayım. In which. Ne olur in which yani. Bu sene in which. Tamam mı arkadaşlar? Atıyorsun, soru gidiyor. In which. A narrative essay is a non-fiction. Çünkü which'i sordu, where'i sordu, when'i sordu, that'i sordu, who'yu sordu, sordu. Hepsini sordu. Bitti. Yok dilde. Şimdi ne yaptı? Preposition which'ler, preposition who'lar kaldı. Who's'lar kaldı. Anladınız mı? Oradan anlıyorum yani. Hep aynı şeyi de sormaması için değiştirecek işte. Yani adjective clause soracak. Sorursa who'ları sordu, which'leri sordu. Özne eksik sordu, nesne eksik sordu, tam cümle sordu. Şimdi ne yapacak? Biraz da artık ÖSYM'ye de geçti ya, havalı olmalı. ÖSYM zor hazırlar falan havası ya. Hani öyle bir lanse var. İnanmıyorum yani. Hiç öyle bir şeye inanmıyorum. Bu sınavlarınız yani görüyorsunuz ne yöktiller çözdük yani. İlk iki yöktil kolaydı, kabul. Ondan sonrakiler berbattı ya. Ya berbat derken normal sınav yani. Avantajı çeviri fazlası. Bu kadar yani. Şimdi a narrative essay is a non-fiction composition. Boşluk. The writer explores the subject by telling a story. Şimdi boşluktan sonra tam cümle var. Bir kere Bandırma'daki which olmayacağı kesin. Diyarbakır'daki who's olmaz çünkü boşluktan sonraki ismin önünde the var. Orada the olmayaydı who's writer diyebilirdim. O da gitti. Şimdi boşluktan önceki composition a non-fiction composition. Zaman değil. Tamam mı? Zaman değil zaten. Hani zaman yer olabilir. Yani kompozisyonda deriz neticede. Ama onun yer olabilmesi için içinde on, in, on, at preposition'ın olması lazım. Şimdi hep mesela hocalar anlatıyorlar ya in which, on which, where diyor. Şimdi sen böyle baksan Ceyhan'da where var deyip Adana'yı elemen lazım. Doğru mu? Doğru cevapta where olmalı. Hayır. Boşluktan önceki yer değil ki. Yer olabilmesi için yer pozisyonunda olması lazım yani. Anlayabildiniz mi? Şimdi in a non-fiction composition deseydi o zaman ben
Ceyhan'daki veri Adana'daki İmviç'e iletecektim. Ceyhan doğru cevabım olacaktı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Ama burada ne var? The writer explores. The subject inle bilmem ne. O ini koymamış. İşte o yüzden ben koydum. O yüzden İmviç oldu yani. Explore in alıyor ya. Tamam mı evlat? Net mi? Evet aynen. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Şimdi... Olmaz. Who's'dan sonra isim getiriyorsun. Çünkü oradaki apostrofun yerine geliyor Who's. Ayşes Book yerine, o Ayşes'in yerine getiriyorsun ya Who's Book oluyor. Hatırlasana anlatırken. It's Book diyordum mesela. O it's işaretleyip Who's Book diyordum. Anladınız mı? Who's'dan sonraki isminiz yalın olmak zorunda. Çünkü apostrof S'in yerine getiriyorsunuz yani. Tamam bir ara verelim. Ya 40 dakika olmuş. Tamam bir ara verelim arkadaşlar sonra devam edeceğiz.